Merhaba, bugünkü Excel dersimizde çok kullanılan veri doğrulama özelliğini kullanacağız. Bu fonksiyon ile açılır combo kutular yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle ürün kodu başlığını yanda boş bir hücreye kopyalayalım. Kopyala dedikten sonra yapıştır demek yerine klavyeden Enter tuşuna da basabilirsiniz. Hemen yanına kenarda küçük artısından çektiğimizde aynısından bir tane daha elde ettik. Kodu yerine ben buraya adı diyorum. Tamam. Ürün kodlarımı burada açılır bir listede görmek istiyorum. İstediğim kodu kendim buradan listeden seçebileyim. Yanlışlık yapmayayım. Olmayan kodlar da buraya yazılmasın, izin verilmesin. Sadece bizim izin verdiklerimiz ürün kodları geçerli olsun. Bunun için yukarıdan Excel'e has özel işlemlerin olduğu menümüz veri menüsüne gidiyoruz. Listeden veri doğrulama özelliğine tıklatıyoruz. Şu anda hücremize herhangi bir değer girebiliyormuşuz. Listeyi açıp sadece izin verdiğimiz listelerin giriş yapabilmesini sağlamak için liste seçeneğini seçtik. Kendiniz araya virgül koyarak istediğiniz şekilde seçenekler sunabilirsiniz. Biz kaynaklarımız belirli bir yerden alınacağı için listedeki ürünler sayfasına gidelim ve buradaki ürün kodlarımızı seçelim. Tamam dediğimiz zaman buraya bir combo kutunun geldiğini göreceksiniz. Listeyi açtığınız zaman artık sizin ürün kodlarınız bu listede mevcut. Fakat seçilen ürün kodunun yanına da ürün adını getirmek isteyelim. Bunun için de bir önceki derste görmüş olduğumuz düşe yara fonksiyonunu kullanabiliriz. Yukarıdan FX'e gidiyorum. Listeden düşe yara fonksiyonunu tümü kısmından klavyeden düşe yarayı hızlıca yazarak da getirebilirsiniz. Tamam dedim. Ne arıyorum? Buradaki ürün kodunu. Nerede arıyorum? Ürün isimlerim benim nerede? Ürünler sayfasında. Ürünler sayfasında ürün kodu ilk sütunda kalacak şekilde seçim yapıyoruz. Bütün tabloyu seçmek yerine sadece ürün adına kadar olan alanı da seçebilirdiniz. Seçili alanda getirmek istediğimiz ürün adları kaçıncı sütunda? 2. Sütun indis sayısına 2 diyoruz ve en sonuncuya birebir eşleşme aradığımız için 0 veya yanlış yazabiliriz. Tamam dediğimiz zaman artık bu ürün koduna ait ürün ismini görebiliyoruz. Hücremizi uygun şekilde boyutunu genişletmek için sütunların arasında çıkan bu işaretliyken çift tıklatabilirsiniz. Ürün kodlarını değiştirdiğiniz takdirde ürün isimlerinin çıktığını görebilirsiniz. Ürün kodlarını değiştirdiğiniz zaman listede seçili ürüne ait ürün isimlerinin çıktığını görebilirsiniz. Dilerim bu uygulama sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste çok e-topla fonksiyonunu göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.